Arkadaşlar merhaba. Motorumuz Piaggio Vespa Primavera 50 cc'lik skuterumuz. İlk önce kullanımını göstereyim arkadaşlar. Yani zaten kullanım derken sadece kontak açma, işte kilitlemesi lock yazıyor burada. Kapalı. Bu şekilde bekliyoruz. Benzin yakıt lambası söndüğünde marşa basıyoruz. Tabii ki frenle birlikte. Çalıştırdık. İşimiz bitti. Yani dolaşıp geldik, kapattık. Kitlemeyi zaten göstermiştim. Buradaki torpidoyu açmak için bu şekilde bastırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Yani bastırarak buradaki torpidoyu açıyoruz. Burada USB var. İşte telefonu şarj etmek vesaire. Ben hiç kullanmadım. Kullanmayı da düşünmüyorum. Burada basamaklar. Kornası, sinyali, uzun kısa far selektör düğmesi. Yalnız bunda sürekli kısa far yanıyor çalıştırdığım zaman. Bu da buradaki triptir, ne bileyim kilometreyi sıfırlama vesaire o tarz şeyleri ayarlıyor. Evet, şimdi geçelim. Aynalar. Sonra burada ön camın bazen gevşeyebiliyor, buradan sıkıştırırsınız. Farımız LED. Evet. Bu şekilde. Güzel aydınlatıyor gece yani. Selemiz buradan açılıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Benzin kapağımız burası. Böyle basit gözüküyor ama böyle basit gözüktüğüne bakmayın. Oldukça sağlam yani. Bayağı diğer benzin kapakları gibi bozulacak gibi değil yani. Yalnız bunda pompacı arkadaş ilk tabancanın attığı yerde bırakmanız gerekiyor. Fazla zorlarsanız taşma yapabiliyor. Kullanımı böyle arkadaşlar. İşte arka fren sol tarafı, sağ taraf ön fren. Şimdi gelelim motorun dış aksamına. Kaportası saç, sele deri. Bu tarz kromajlar mevcut ama çoğu plastik. Plastik. Bu korna, nikelanj plastik yani. Ama kaportası sac arkadaşlar. Oldukça sağlam. Dış aksamında polikarbon fiber siperlik, cam siperlik. Lastiklerimiz Michelin ve çelik jantlara sahip. Dış aksamında tek mamsal var bunlarda, biliyorsunuz. Vespalar özel. Bazen dengesiz olduğu durumlar oluyor gibi ama o zaman muhtemelen lastiğiniz inmiş olabilir. Evet. Ve size ekstra bilgi. İtalyan malı bu ancak şöyle bir yazı var. Made in China. Ya bu olmasa iyi olurdu yani bu jant. Neyse. Onun haricinde arkadaşlar motorumuz 50 cc. 50'yi geçmiyor bu motosiklet. Ve bu sebepten dolayı motorumuzun kayışı bozulmuyor. Ya da 50 cc'lerdeki böyle kayış kopartmıyor. Diğer Çin mallarında. O yönden iyi. Yani motor bozulmuyor 50'yi geçmediği için. Ama bunun tabi EQ'su var şeyi, beyni. Onu değiştirdiğiniz zaman kit var. Manosi marka kiti takıyorsunuz. 60 falan yapıyor. Yok işte varyatörü değiştiriyor, bir şeyler falan yapıyorlar. Hava filtresinden çıkan boruyu genişletiyorlar. Biraz performansını arttırıyorlar ama gerek yok.
Gidin 125'lerini, 150'lerini, 250-300'lerini alın. Evet, daha sonra arkadaşlar dış aksamında egzozu sağlam. Böyle yani araba egzozu gibi neredeyse ve kalın. Böyle bir sağlamlık hissi veriyor. Sürüşü burada oksijen sensörü de var. Sürüşü arkadaşlar böyle Yamaha Honda gibi böyle titreme yapmıyor. Ne bileyim biraz daha konforlu, rahat. Şu biraz sallanıyor stabil şeyler. Bozuk yollarda. Evet. Başka neyinden bahsedelim bunun? Eksilerini, artılarını söyledik. Orijinal yağını kullanıyoruz. 540 motosiklet yağı. Markası zaten belli, yazıyor. Onun haricinde arkadaşlar bunda B sınıf ehliyet kullanabiliyor. 49 cc. Yani şöyle bir yanılgı var. 125 cc'ye kadar öyle bir şey yok arkadaşlar şu anda. Yanlış bilgi geliyor sürekli. Trafik sigortası yapılmıyor ama yaptırabilirsiniz. Muayenesi 0 aldıktan sonra 3 yıl sonra sonraki senelerde 2 yılda bir muayenesi var. Vergisi yok arkadaşlar. Bunun vergisi yok. Yani böyle aslında masrafsız. Benim burada diğer motorum da var BMW. Yani böyle bekletin yıllarca. Herhangi bir masrafı olmaz muayene haricinde. Yakıtı 3 litre kadar yakıyor. 3-3,5 yakıyor. Yani şu an motor yeni olduğu için bilmiyorum. 100 kilometrede 3 litre yakıyor. Motosiklet biraz ağır. Yani böyle aman çalıp da götürün falan böyle bayağı bir ağır yani arkadaşlar. Çünkü kaburtası da saç ve kalın. Bunda şöyle bir sıkıntı var. Geçen rüzgarda motorun düştü. Parça değiştirmiyorsunuz da kaburtacıyı yaptırıyorsunuz. Çok hafif gamze olduğu için ben böyle bir sticker yapıştırdım. Tabii bundan sonra biraz daha dikkatli olacağım. Biraz daha korunaklı yere koymak gerekiyor motoru. Onun haricinde Vespa'da başka bahsedebileceğim parçası mesela yok arkadaşlar. Yani var aslında da yurt dışından geliyor falan diyorlar. Şurada şey var. Aldım bayiye sordum. Bu krenajı ben AliExpress'ten Çin'den sipariş ettim. Kromaj. Çok önemli parça değil. Ortasında var. Gelince takacağım. Yani bunu böyle kaldırırken düşmüş ya da nasıl düştü bilmiyorum. Birisi eliyle mi çıkarttı? Bulamadım. Üçlü şekilde sipariş ettim. AliExpress'te var. Fiyat uygun. Ondan sonra ya şöyle bir durum var. Hani 1000 kilometre oldu. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Olacağını da düşünmüyorum zaten şimdilik. Dediğim gibi 50'yi geçmiyor. Böyle zorlanacak da bir durumu yok. Ha rampalarda güzel gidiyor arkadaşlar. Muhtemelen bu 3 siboplu. 3 siboplu olduğu için de biraz pratik. Yani lastiklerinizin havasına falan basıncına baktırırsanız genelde seriliğini korur. Mesela geçen ölçtüm şunu. İçinde hava kalmamış. Yani 30-35 bastım. Motorun gidişatı biraz daha değişti. Serileşti. Evet arkadaşlar bu şekilde. Hava filtresinden bahsedeyim. Arkadaşlar hava filtresi burada. Buralardaki tornavida ile sökülüyor yıldız. Üstte de elle açılan bir tokalar var. Onu açıyorsunuz. Hava filtresi bunun sünger. Ben yıkadım, kuruttum. Geri yerine taktım. O yönden çok iyi olmuş yani hava filtresinin süngeri olduğu. Çoğu motor siklette şu anda böyle. Burada şanzıman yağı var muhtemelen. Orayları açmıyorum yani. Gerek yok zaten sıfır motor. Bu şekilde arkadaşlar. Muhafazası nemli bir yer olmayacak, rutubetli bir yer olmayacak. Çok sıcak, çok soğuk bir yer olmayacak. Eğer lastikler falan böyle motorunuzu bekletmek istiyorsanız yani böyle vazelin de olur, zeytinyağı da olur, arada silersiniz. Çok uzun bekleyecekse gres yağı sürebilirsiniz. Onun haricinde
muhafazasında başka bir şey yok. Yani çadır örterseniz de penye, böyle pamuklu bir şey iyi olur motosiklet için. Bu kadar yani, 50 cc bir motosiklet. Fiyatına gelince de fiyatını söylemeyi unuttum. Şu anda 130 falan ikinci elleri. Sıfır ne kadar bilmiyorum. Bayanlar için hani biraz daha ideal bir motosiklet arkadaşlar. İşe gelip gitme, biraz daha güvenli. Mesela 50 ile gidiyorum. Ön arka frene bastığım anda hemen durabiliyor yani. Fren mesafesi çok kısa. Ya lastiklerden ya fren sisteminden çok iyi duruyor. Hemen duruyor yani. Yol tutuşu scooter arkadaşlar bu. Belli olmaz yani. Şimdi diğer motosikletleri de kullandığım için ondan söyleyeyim. Küçük çapta olduğu için tutunması biraz daha şey olabilir yani, sıkıntılı olabilir. Yani lastiğiniz de kötüyse öyle yatmayın yani, dönerken falan yatılacak bir motosiklet değil. Şehir içinde tabii dikkatli kullanmanız gerekiyor. Özellikle kontrolsüz kavşaklarda. Yol hakkı benim, yol hakkı senin. Ya motosiklet, her zaman söylüyoruz, kaportası insan. Yani çıplak şekildeyiz. Bu yüzden yol vereceksiniz arkadaşlar motosiklette. Yani ya motosiklete saygı duymuyorlar, geçip gidiyor falan. Arkadaşlar bekleyeceğiz. Yani bugüne kadar Allah'a şükür motosiklet kazası yapmadım. İnşallah da yapmayız. Kimse de yapmasın. Bu geçişlerde, köşe başlarında durun arkadaşlar. Yol verin. Yoksa Allah bere bastığınızda ne çıkarsa bahtımıza falan deyip kadere 45. Yani bu şekilde gidersek yani %100 birisi çıkar ve vurursunuz. Özellikle trafik ışıklarına adam son gaz, son vites geliyor. Trafik ışığına. Frene basmıyor. Ya yeşil de olsa frene basacaksınız arkadaşlar. Bilinçsiz birisi karşıda kırmızıda geçer. Kırmızıyı görmez. Bir vurursunuz. Yani 50 metre havada gidersiniz. Kaskı muhakkak kullanın arkadaşlar. Kask. Ben orijinal Vespa kaskı aldım. Yani geçen yıl 10 bin lira civarındaydı. Bence hiç gerek yok. O kadar para vermeyin. İkinci elleri var sahibinden de falan. Letgo'dan bakın. Vespa'nın ikinci el kaskını da alabilirsiniz. Daha uygun olur. Bu motor aslına bakarsanız zengin işi değil arkadaşlar. Bu motor fakir işi. Sebebi masraf açmıyor. Yok işte karbüratörü bozuldu. Yok enjektörü bozuldu. Yok şurası bozuldu. Yok şurası dağıldı. Olmuyor arkadaşlar. Temiz bindiğimiz sürece bu motor bir yıldır hani kullanıyorum sürekli. İlk günkü gibi yani böyle sürekli, bu zaten yıl geçtikçe de aynı duruyor. Dağılmıyor motor. Böyle grenaj saç olduğu için, demir olduğu için arkadaşlar. Yani bu şekilde binersen 50 yılda gider, 100 yılda gider. Yani sen diğer markaları alıyorsun, dağılıyor arkadaşlar. 10 yıl geçiyor, parçasını bulamıyorsun sonra falan. Ya böyle global, evrensel bir motosiklet alırsanız parçasını da bulursun. Yurt dışında bulursun yani. 20 yıl sonra en kötü AliExpress'ten silindirini alırsın yani, bu tarz. Yani bulamazsam diyorsan bile. Her yerden parçasını da bulursunuz. Bu aslında fakir iş arkadaşlar. Yani dediğim gibi vergisi yok. Sigorta yaptırmıyorum ama yaptırmanızı tavsiye ederim. Ehliyet, B ehliyeti de kullanabiliyor. Böyle arkadaşlar. Başka da bundan bahsedeceğim başka bir konu yok. Ha, yokuşlar da çekiyor mu? Çekiyor yani. Pratik. İki kişiyle falan güzel gidiyor. Yani 50'ye kadar güzel gidiyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ha tabii bu sizin motora bakmanızla da alakalı. Bazıları diyor ki 50 cc gitmiyor diyor. Gitmez. Adam mesela yağ fazla doldurur arkadaşlar buraya. Tamam mı? Yağ fazla doldurur. Sonra buradan hava filtresini atar. Buradaki sünger ne olur? Dolar. Doldu. Yeterli emiş yapamadığı için motorunuz çok yakar gitmez. Boğulur. Yani bu tarz motorunuza bakacaksınız. Tam ölçüsünde yağını koyacaksınız. Mineralli değil. Bu full sentetik olması lazım. Full sentetik yağını koymanız lazım. Yani tapa gaz yapın. Zaten
limitör var, 50'yi geçmiyor. Böyle ani dur kalk da yapmadığı sürece motor bozulmaz dediğim gibi arkadaşlar. Bu kadar. Başka söyleyeceğim bir şey yok Vespa hakkında. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar, belki görüşemeyiz. Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar arkadaşlar.